Ulusal Kanal izleyicileri Ulusal Özel programından mutlu akşamlar. Bu akşam başkent Ankara'daki Hasan Yalçın stüdyomuzda önemli bir konuyu önemli bir konuğumuzla konuşacağız. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan konuğumuz olacak. Konuk olarak Sayın Reyhan, konu olarak da bugün Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek parti binasına, genel merkezine bir basın toplantısı düzenledi bugün öğle saatlerinde. O basın toplantısında Meral Akşener'in PKK ve FETÖ ile dayanışma itirafları adı altında adıyla yapıldı bu açıklama. Bu açıklamanın ayrıntılarını konuşacağız, detaylarını konuşacağız ve gündemdeki diğer başlıklara da vakit kalırsa Sayın Reyhan'la konuşmaya çalışacağız, ele almaya çalışacağız. Sayın Reyhan, programımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Efendim, geniş bir açıklama oldu. Bazı videolar da var. O videoları şimdi de izleyeceğiz. Burada yine de konuşacağız ama böyle bir açıklama yapma ihtiyacı nereden doğdu? Neden böyle bir ihtiyaç hissettiniz? Neler söylersiniz? Gürkan Bey, biz Vatan Partisi'yiz. Adımızdan da anlaşılacağı üzere vatanımızı tehdit eden, milletimizi tehdit eden her türlü konuya dikkat çekmek Türkiye'yi savunma kararlılığımızın bir zorunlu bir sonucudur. Şimdi kim ki bizim Mehmetçiğimize, Mehmetçiğimizin moraline, Türk ordusunun birliğine, bütünlüğüne, Türk ordusunun vatanı savunma iradesine zarar verecek bir harekette bulunursa Vatan Partisi çıkar, bunu açıklar, millete bunu teşhir eder ve onları sokağa çıkamaz hale getirir. Vatan Partisi'nin görevi budur. Vatan Partisi'nin görevi vatanı savunmak, milleti savunmak. Bugün, daha bugün Kandil'de çok önemli bir operasyon icra eden Türk ordusunu savunmak, dolayısıyla milletin birliğini ve bütünlüğünü savunmaktır. Her kim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin senaryolarında rol alıp Amerika Birleşik Devletleri'nin iktidar adayı, Türkiye'ye biçtiği iktidar adayı olursa, kim olursa olsun, geçmişte olduğu gibi bugün de karşısında Vatan Partisi'ni bulur. Dolayısıyla Sayın Meral Akşener'in bu partiyi kurduğundan beri, hatta daha öncesinden başlayarak biz FETÖ'yle bağlantılarını zaten biliyorduk. Kamuoyu da aslında bunu biliyor. Fakat bugün artık bir seçim ittifakının ötesine geçen ve doğrudan terör örgütlerine özgürlük vaadinde bulunan, terör örgütlerini hapisten çıkarma vaadinde bulunan bir takım yaklaşımlar içerisine girdiği için bizim bunu çıkıp kamuoyuna açıklamamız gerekirdi ve Sayın Genel Başkanımız da son derece isabetli ve etkili bir biçimde bunların gerçek yüzünü Türkiye'nin vatanseverlerine, milliyetçilerine, Atatürkçülerine göstermiş oldu. Bu bizim vatanı savunma kararlılığımızın bir sonucudur bu açıklama. Evet. Şimdi Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanı, Kocaeli'de bir açıklama yapıyor, mitingde konuşuyor. FETÖ'yle mücadele kapsamında zenginlerin tahliye olmaya başladığına dikkat çekiyor ve hapiste bazı yurttaşlar olduğunu ve sınıf sınıf da bunları ayırıyor. Ona ilişkin videomuz var, izleyelim, onun üzerinden konuşalım. Yönetmen arkadaşımız Aytu Yıldız'dan rica edelim. Üç nolu video olacak, onu getirelim. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklaması. Garip gureba, çaycı çorbacı hapiste, Mehmetçik hapiste. Evet, Sayın Meral Akşener diyor ki Mehmetçi kapiste diyor. Şimdi bunu neresinden tutacağımızı bilemiyoruz. Şimdi şu anda hangi Mehmetçi kapiste, tırnak içinde kullanıyorum. Hangi Mehmetçi kapiste? 15 Temmuz gecesi biz Ankara'daydık, siz de Ankara'daydınız. Canlı canlı biz izledik, gözlerimizle gördük. 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba atan tırnak içinde Mehmetçik hapiste. Doğru. 15 Temmuz gecesi özel harekatı bombalayan ve 40'ın üzerinde polisimizi şehit eden tırnak içindeki sözde Mehmetçikler hapiste. 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalayan alçaklar, hainler hapiste. 15 Temmuz günü Akıncı üstünde bu tertibi yapan, yöneten takım, ekip hapiste. 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin dört bir yanında ayaklanmaya çalışan, ayaklanma teşebbüsünde bulunan FETÖ'cüler hapiste. Şimdi Sayın Meral Akşener, buradan sormak lazım. Siz içeride hangi Mehmetçiğin olduğunu iddia ediyorsunuz? Hangi Mehmetçik bunlar? Yani Mehmetçik içeride derken neyi kastediyorsunuz? Neyi kastettiğini biz biliyoruz. Mehmetçik dediği FETÖ darbecileri içeride. Yani hiç bunun
sağa sola kıvırarak değiştirme ihtimaliniz yok. Diyor ki kim içeride diyor? Mehmetçik içeride diyor. Bakıyorsunuz içeride Mehmetçik var mı? Hayır. İçeride olanlar 15 Temmuz gecesinin darbecileri. FETÖ'ye yıllar içerisinde sızmış, gerek bu hükümet döneminde, gerek önceki hükümetler döneminde, 1980'lerden bu yana kademeli olarak bu orduya sızdırılmış, asker kılıklı ama askerlikle hiç bilgisi olmayan Fethullah Gülen'in müritleri, Amerika'nın gladiyosu. Bunlar hapiste. Peki Meral Akşener, Sayın Akşener bunu yaparak neyi amaçlıyor Mehmetçik içeride diyerek? Diyor ki aslında 15 Temmuz diye bir suç yok diyor. Aslında FETÖ'cüler suçlu değil diyor. Aslında bir darbe teşebbüsü yok diyor. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun öteden beri tekrarladığı, yurt dışında kalan sözde FETÖ'cü generallerin uzun süredir bir tezviratta bulundukları, bu bir darbe değildi, bu bir tiyatroydu, bu bir efendim kontrollü darbeydi hikayesinin yeni bir versiyonunu dinliyoruz Sayın Akşener'den. Hangi Mehmetçik'ten söz ediyor? Biz bugün Mehmetçik'in içeride olmadığını biliyoruz. Mehmetçik nerede? Bugün PKK elebaşı Rıza Altun'un tepesinde bomba olarak Mehmetçik. Mehmetçik nerede? Sur'da, Yüksekova'da, Cizre'de, Şırnak'ta PKK'nın sözde özellik ilan ettiği, öz yönetim ilan ettiği kentlerimizi koruyor Mehmetçik. Mehmetçik orada. Mehmetçik nerede? Fırat Kalkan Harekatı'nda. PKK'nın sözde kantonlarını darmadağın ediyor Mehmetçik. Amerika'nın sözde Kürt koridorunu Zeytin Dalı Harekatı'yla yerle bir ediyor Mehmetçik. Afrin'i kurtarıyor Mehmetçik. Mehmetçik bugün sınırlarımızı koruyor. Mehmetçik nerede? Mehmetçik Kayseri'de çarşı iznindeyken Meral Hanım'ın ittifak yaptığı PKK tarafından şehit ediliyor. Kayseri'de çarşıya giderken otobüste canlı bomba patlatıyorlar. Mehmetçiğimiz şehit oluyor. Mehmetçik orada Meral Hanım. Mehmetçik hapiste değil. Ha Mehmetçik hapisteydi. Ne zaman hapisteydi? Ergenekon balyoz döneminde hapisteydi. Türk ordusunun en seçkin subayları, en vatansever subayları, en NATO'ya karşı subayları Fethullah'ın tertibiyle, sizin bugün ittifak yaptığınız FETÖ'nün tertibiyle Mehmetçik hapisteydi 2008'den 2014'e kadar, 2007'den 2014'e kadar. Peki o zaman Meral Hanım ne yapıyordu? Mehmetçik gerçekten hapisteyken, içerideyken darbeciler yargılansın diyordu. Zaman Gazetesi'ne mülakatlar veriyordu. Sonuna kadar gidilmeli diyordu. Vesayet odakları temizlenmeli diyordu Sayın Akşener. O yüzden şunu iyi bilelim. Bugün Mehmetçik hapiste demek FETÖ'yü aklamaktır. FETÖ suçsuz demektir. FETÖ'nün arkasındaki Amerika'yı da aklamaktır. Türkiye'de bir darbe teşebbüsü yaşanmamıştır demek Türkiye'ye yönelik bir Amerikan tehdidinin, bir FETÖ tehdidinin olmadığını iddia etmektir. Ve Sayın Meral Akşener, Mehmetçik içeride diyerek bir gladyo elemanı olduğunu, bir Amerikan elemanı olduğunu net ve tartışmaya kapalı bir biçimde ilan etmiş oluyor. Evet. Yoksa Mehmetçik içeride demenin başka hiçbir anlamı yok. Bu ancak bir kendisine verilen bir görevle yapılabilir ki Sayın Meral Akşener hem mevcut partisi MHP'yi bölerken hem de yeni bir parti kurarken aslında Amerika'nın yeni eş başkanı olmak için bir projenin elemanıdır, figüranı pozisyonundadır. Bugün bu az önce izlediğimiz görüntülerde de bunu açıkça ilan etmiştir. Evet. Yine bir video var. İyi Parti'nin bu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı'na açmış olduğu davanın ardından bir video yayımladılar. Evet. Aynı zamanda bunu seçimle de birleştirerek bir video haline getirdiler. O videomuzda dört nolu klip yönetmen arkadaşımızdan yine rica edelim. Onun üzerinden de konuşalım. Dört nolu klipte bir gözaltı serüveni var ve oradan serbest kalma gibi bir evet. senaryo var. Şimdi onu izleyeceğiz. Onun üzerinden de konuşmaya devam edelim. Evet. Hazırsa videomuz ekranlara gelsin. Evet. Bak bu
kez ben de sakinim. Evini görünür bir yere koy, tüm oyunlarına hakimim. Bir nefeste çaldın tüm umutları, şahidim. Of, of, of. Ama zilin sesini duydun, bak ikinci round başladı. Sen deliye çattın oğlum, anlatsın arkadaşların. Tozumu sildim, dişimi sıktım, yine çatıldı kaşlarım. Of, of, of. Herkes için var mı kelepçen, hesap eder misin? Yalan sıkan silahlarında bir gün biter, ver misin? Direndiğin ben... Sözleri de bir yandan, yalnızca görüntüleri değil, sözlere de odaklanmak gerekiyor belki. Diyor ki, zilin sesini duydun, ikinci round başladı diyor. İkinci round başladı. Neyin ikinci roundu bu? Zilin sesini duydunuz, ikinci round başladı. Ben size açık açık söylüyorum, iddia ediyorum. İddianın ötesinde biliyoruz da. Videonun tamamını izlediğimizde de onu göreceğiz. Burada yarım kalan 15 Temmuz FETÖ teşebbüsüne vurgu var. FETÖ darbe teşebbüsüne vurgu var. Yani birinci zil 15 Temmuz'du. İkinci zil de bundan sonrakisi için söyleyeyim. Yani çok açık bir biçimde diyorlar ki bu iş burada bitmedi. Ey Türkiye, ey Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ey Türk ordusu, ey Türk milleti, bu iş burada bitmedi. İkinci round var ve biz buna hazırız. Bunu söylüyor. Devam edebiliriz. Evet. Geri alma şansımız varsa. Bakın burada da durabiliriz. Dikkat ederseniz görüntü boyunca Türk polisi şiddet uygulayan, hatta işkence yapan bir pozisyonda gösteriliyor. Yani buradaki asıl senaryo şudur. Burada tercih edilen hanımefendi muhtemelen bir terörle mücadele suçundan orada. Dolayısıyla Türk polisi tarafından sorgulanıyor. Fakat sorgulanırken itiliyor, kakılıyor, sarsılıyor, işkenceye uğruyor. Bedenine müdahalelerde bulunuluyor. Dolayısıyla bugün Sayın Savunma Bakanımız, eski bakanlarımızdan Sayın Barlasto ile sohbet ediyorduk. Bu klip dedi ikinci bir Midnight Express, yani gece yarısı ekspresi vakasıdır. Yani siz bu videoyu alıp yurt dışında gösterirseniz, derler ki Türkiye demek ki karanlık, işkencelerin olduğu bir ülkedir. Yani siz kendi ülkenizi şikayet etmek isteseniz ancak böyle bir video çıkarırdınız. Ve burada hedef alınan polis hangi polis? PKK ile, FETÖ ile, DHKPC ile, bütün terör örgütleriyle canını hiçe sayarak mücadele eden Türk polisi. Hangi polis? İzmir Adliyesi'ndeki terör saldırısını engellemek için canlı bombanın üzerine atlayan Fethi Sekin. O Türk polisi. Hangi Türk polisi bu? Gece gündüz çalışarak FETÖ'nün bütün teşkilat şemasını çökerten, onları tek tek avlayan, yakalayan, bulan Türk polisi. Hangi Türk polisi? Özel harekatıyla hendekleri PKK'ya dar eden, kazdığı hendeklere PKK'yı gömen Türk polisi. Hangi Türk polisi? 15 Temmuz gecesi bombalanan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan Türk polisi. Bombalanan özel harekat kampüsünde şehit edilen Türk polisi. İşte burada Sayın Meral Akşener'in resmi klibinde, onu da söyleyelim, resmi klibinde hedef alınan Türk polisi burada bir şey, antipatik, sevimsiz, işkenceci bir polis olarak resmediliyor Türk polisi. Halbuki bir kahramanlardan bahsediyoruz. Türkiye'nin güvenliği için, Türk milletinin huzuru için, toplumun asayişi için gece gündüz çalışan emniyet mensuplarımızdan söz ediyoruz. Bu bir resmi klip. Yani İyi Parti'nin bir takım sempatizanları bir araya gelmiş de bir işte video çıkarmış değil. Bundan 3-4 gün önce İyi Parti'nin kurumsal hesaplarından internete yüklenen, yayılan, televizyonlara verilen, internet sitelerinde yayınlanan, resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan bir şey. Dolayısıyla tamamıyla İyi Parti'yi bağlayan bir videodan söz ediyoruz. Devam edelim arkadaşlar, mümkünse. Evet. Yani klip boyunca ses de verebiliriz. Klip boyunca görüyorsunuz. Bir dakika. Biraz geri alabilirsek, geri alabilir miyiz? Gösteri şimdi yürüyüşlerinin olduğu bölüm galiba. Değil bir mi önceki yani? Bölüm var. Evet. Yine gösteri yürüyüşü yapılıyor. Orada dikkat çekici bir iki pankart var.
Şimdi bu hanımefendiyi kurtarmaya geliyorlar. Kimler kurtarmaya geliyor? Yani bir terör zanlısını kurtarmaya gelenler var. Kim onlar? Bir, emeklilikte yaşa takılan pankartı taşıyan kişiler. Yani emeklilik hakkına eriştiği halde, gününü doldurduğu halde yaşını doldurmadığı için mağdur olmuş insanlarımız. İkincisi kim? Bakın hatta orada ülkücü hareketleri de yapılıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Sağ üst köşedeki karede. Evet. Bozkurt işaretleri var. Yani milliyetçi vatandaşlarımız. Bir önceki karede vardı. Taşıdıkları pankartta da "Ne mutlu Türk'üm" diye ne yazıyor. Bu ne demek? Andımıza sahip çıkan. Andımız biliyorsunuz "Ne mutlu Türk'üm" diye neyle bitiyor. Hükümete andımızı yasakladığı için tepki gösterenler. Ya da hükümete emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözmediği için tepki gösterenlerle bir terör zanlısı aynı kare içerisinde gösteriliyor. Yani bir halk hareketi var. Meşru talepleri olan bir halk hareketi var. Ve o meşru olan talepleri gayrimeşru olan, Türkiye'ye karşı olan PKK ve FETÖ gibilerin talepleriyle birleştiren bir anlayış var. Yani zaten İYİ Parti'nin rolü tam olarak da bu. Sayın Meral Akşener'in rolü de bu. Nedir o rol? Türkiye'de hükümetin bir takım uygulamalarından memnun olmayan milliyetçi insanlarımızı PKK ile, aslında seçim düzlemine bakarsak da HDP ile ittifaka ikna etmek. İşte bu onun klibi. Yani Türkiye'nin milliyetçilerini, Atatürkçülerini ya da hak arayan insanlarını PKK'nın kuyruğuna takmak, FETÖ'nün kuyruğuna takmak. Tam olarak bu videoda yapılan da bu. Şimdi burada içeride biri var. Kim içeride bugün? Soruyorum. Yani 12 Mart'ları, 12 Eylül'leri yaşayan bir ülkeyiz biz. 12 Mart'larda, 12 Eylül'lerde o baskı dönemlerinde kimlerin içeri girdiğini biliyoruz. Kimler içeri girdi? Atatürkçüler girdi. Devrimciler girdi. Sosyalistler girdi. Milliyetçiler girdi. Ülkücüler girdi. Sayın Erbakan bile girdi. Fakat bugün böyle bir durum var mı bu ülkede? Kim içeride bugün? PKK içeride. PKK'ya yardım yataklık yapan içeride. PKK üyesi içeride. FETÖ'cü içeride, darbe teşebbüsüne katılan içeride. Evet, onlar içeride. DHKPC içeride. Savcılarımızı adliye basıp katledenler içeride. Bunlar içeride. Peki siz şimdi bu hanımefendiyi oynattığınız rol bunlardan hangisidir? Yoksa hepsi midir? Bunun cevabını vermeleri lazım. Bu sıradan bir video değil. Sıradan bir propaganda klibi değil. İçinde çok ciddi mesajlar barındıran ve hem Türk polisini düşman olarak gösteren, işkenceci olarak gösteren, hem de Türkiye'deki haklı halk hareketlerinde PKK FETÖ'nün kuyruğuna takmaya çalışan bir video klipten söz ediyoruz. Devam edebiliriz. Evet. Derken ben merdivenden çıkıyorum. Ben hala yürüyorum. Bakın dikkat edin şimdi. Bu hanımefendinin yargılandığı ya da sorgulandığı diyelim adliye binası, emniyet binasının duvarlarına asılıyorlar. Kim asılıyor? Milliyetçiler asılıyor. Kimin? PKK'nın sorgulandığı emniyet binasının duvarlarına asılıyorlar. Duvarları yıkmak istiyorlar. Yani neresinden bakarsanız bakın absürt. Bakın var gücüyle asılıyorlar. Evet, duralım burada. O bir önceki karede. Evet, burada durabiliriz. Şimdi duvar yıkıldı. Kim yıktı duvarı? Duvarı halk hareketi yıktı. Hangi halk hareketi? EYT hareketi. Emeklilikte yaşa takılanlar ve ülkücüler birleşip duvarı yıktılar. Demek ki Sayın Meral Akşener eğer bunu resmi bir video klibi yapıyorsa şunu demek istiyor. Ben içerideki FETÖ'cülerin, PKK'lıların duvarlarını yıkacağım. Bakın biz de bir duvar yıkma metaforu kullanıyorduk. Evet, Silivri. Evet, yani diyorduk ki 2009'da, 10'da, 11'de, 12'de, 14'e kadar her sene gittik Silivri mahkemeleri sürerken Ergenekon ve balyoz yargılamaları. Dedik ki bu duvarları yıkacağız dedik. Elbette duvarların betonunu yıkmayacaktık.
Orada bir benzetme kullanıyorduk. Duvarları yıkacağız. Ne demek bu? Duvarları yıkacağız ve içerideki vatanseveri, Türk subayını, Türk askerini ve Türk vatanseverini kurtaracağız diyorduk. Şimdi aynı metafor kullanılıyor. Duvarları yıkacağız diyor bu video. Duvarları yıkacağız. Hangi duvarları yıkıyor bu? FETÖ'nün yaptığı Ergenekon ve Balyoz duvarlarını mı yıkıyor? Silivri'deki duvarları mı yıkıyor? Hangi duvarları yıkıyor? Hangi duvarları yıktığı çok belli. İçeride Mehmetçik yok diyen bir önceki videoda ne diyordu? İçeride Mehmetçik var diyor. İçeride Mehmetçik var. Mehmetçik dediği kim? FETÖ'cü asker takımı. Sözde asker takımı. Asker demeye dilimiz varmıyor. Özür diliyorum. İşte içerideki o. Ve kurtarıyorlar. Demek ki Sayın Akşener'in seçim vaadi, bu çok önemli. Demek ki Sayın Akşener'in seçim vaadi şu. Ben PKK'yı, FETÖ'yü arkasında bulunduğu hapishane duvarlarından çıkaracağım. Bunu diyor bu video. Başka hiçbir anlamı yok. Bunu başka nasıl yorumlayabilirler? Anlayamıyorum. Yani kör bir Erdoğan düşmanlığına sıkışırsanız zannedersiniz ki işte muhalifler içeride, işte söz söyleyen içeri alınıyor bilmem ne falan dersiniz. Fakat konu Meral Akşener'se bu videonun anlamını biz biliyoruz. FETÖ'yü ve PKK'yı ben hapishaneden kurtaracağım. Bunu söylüyor. Ve bunu seçimlerdeki baş propaganda klibi olarak kullanıyor. Demek ki Sayın Meral Akşener'in bir numaralı seçim vaadi FETÖ'yü ve PKK'yı hapislerden çıkarmaktır. Devam edebiliriz. Daha vahim şeyler var. Bakın zincirlerinden kurtuluyor FETÖ ve PKK. Üstelik de kandırılan milliyetçiler bunu yapıyor. Dikkat edin. Polisin koluna girdi sevimli teröristimiz. Polis üniformasını atıyor. Bakın ceket diye bakmayın siz ona, üniforma diye bakın. Ve onlara katılıyor. Bakın burada çok daha vahim bir durum var. Belki de en vahimi en sonda. Biz bir halk hareketiyle diyor PKK ve FETÖ'nün duvarlarını yıkacağız, onları serbest bırakacağız. Üstelik Türkiye'yi savunmakla görevli olan Türk polisi de, aslında ona orduyu da katabilirsiniz. Türk polisi ve Türk ordusu da buna ses çıkarmayacak. Ses çıkarmadığı gibi bize katılacak. Bakın Türk ordusu, Türk polisi üniformasını çıkardı. Bir terörist sorgusundayken tırnak içinde sözde halk geliyor onu kurtarıyor. Polisler de yeter artık diyor. Üniformalarını çıkartıyor ve o teröristle birlikte onların safına katılıyor. Aslında bu zaten ordu içerisinde ve polis içerisinde, emniyet içerisinde örgütlenmeyi bir alışkanlık haline getirmiş. Aslında bunun için var olan FETÖ'ye çok açık bir gönderme. Çok çok açık bir gönderme. Yani seçim sonrasının Amerikan senaryosu bu. Bak çok açık söylüyoruz. Türkiye'deki ekonomik krizi, ekonomik krizleri, çıkmazları, vatandaşın zorluklarını kullanarak, haklı taleplerini hatta kullanarak bu haklı talepleri PKK ve FETÖ'nün kuyruğuna takmak. Bu partinin programı bu. Ve Türkiye'ye biçtiği senaryoda, Amerika'dan biçilen senaryoda bu. Ve Meral Akşener de bu senaryonun çok açık bir biçimde oyuncusu. Şunu da söyleyelim. Böyle bir video herhangi bir Türk milliyetçisinin aklına gelecek bir video değil. Neden? Biz Türk milliyetçilerini tanıyoruz, biliyoruz. Yani polisi gösteren, Türk emniyetini kötü gösteren, ondan sonra işte Türk polisine saygısızlık yapan, ayak uzatan, işte tuhaf tuhaf hareketler yapan. Evet, orada masanın üzerine ayaklar. Masanın üzerine zaten ayak atmalar falan filan. Bu senaryo herhangi bir Türk milliyetçisinin aklına gelebilecek bir senaryo değil. Niye Türk milliyetçisi diyoruz? Çünkü bu parti, İyi Parti kurulduğundan itibaren kendisinin milliyetçi olduğunu iddia eden, zaten bir milliyetçi partinin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bölünmesiyle ortaya çıkan bir hareket. Dolayısıyla bunun ısmarlandığı senaryosuyla, müzikleriyle, oyunculuğuyla, şarkı sözleriyle ısmarlandığı son derece açık olan bir şey. O yüzden ya hep bu videoyu izledikten sonra ben şunu düşündüm ilk izlediğim andan itibaren.
Keşke Sayın Meral Akşener 24 Haziran seçimlerinden sonra istifa ettiğinde geri dönmeseydi. Geri dönmeseydi çünkü çok büyük suçlar işliyor. Çok büyük suçlar işliyor, çok kötü yerlere sürükleniyor. Ona verilen roller, yani milliyetçileri PKK'nın arkasına takmak gibi roller, altından kolay kolay kalkılabilecek roller değil. Ve mutlaka bir gün hesap verilmesi gereken roller. Hesap vereceği roller. Bunu iyi bilsin. Büyük bir yanlış içerisinde ve dönsün bundan. Sayın Reyhan, milliyetçiler PKK'nın arkasına takılıyor dediniz. İşte ülkücü hareketi yapanlar görüyorsunuz. Evet. Bozkurt hareketleri yapan vatandaşlarımızı alıp bir terör zanlısı Ne Mutlu Türk'üm park artıyla yürütüyorlar. PKK'nın arkasında. Adalet yürüyüşünde CHP'nin, evet, orada da Atatürkçü seçmenin, Atatürkçü kitlenin PKK-HDP ile bir birleştirmeden bu yönde eleştirileriniz vardı. Yani aynı şey aslında, çok çok iyi hatırlattınız. Biz o zaman da adalet yürüyüşüne karşı çıktık. Dedik ki bize niye siz katılmıyorsunuz dediklerinde, ya bizim ne işimiz var PKK ile FETÖ ile aynı yürüyüşte dedik. Fakat anlaşılmak istemedi. Bir türlü bazı Atatürkçü dostlarımız orada görünmek için, işte bir karaya girmek için böyle belleri kırıldı neredeyse. Biz de oradaydık, biz de oradaydık. Kim bunlar? Atatürkçüler. Peki kim vardı o yürüyüşte? HDP milletvekilleri vardı. Bir Atatürkçü HDP milletvekilleriyle kol kola yürüyebilir mi? Bunun herhangi bir mantığı var mı? Atatürkçü ne demektir? En basit haliyle Türkiye'nin bağımsızlığından, birliğinden, bütünlüğünden yana insan demektir. Çağdaş insan demektir. HDP ne demek? PKK'dan emir alan, PKK'nın emirleri doğrultusunda hareket eden bir parti. Kendisi bile, HDP'nin kendisi bile diyor ki biz Sayın Öcalan'ın projesiyiz diyor. Tırnak içinde Sayın'ı kullanıyor. Evet, Öcalan'ın projesiyiz diyor. Demirtaş'ın açıklaması var. Evet, Demirtaş diyor ki bu HDP işte Sayın Öcalan'ın bir projesidir falan. Şimdi siz bunlarla beraber yürüyorsunuz. İki, kimle yürüyorsunuz? Yürürken ne diye bağırıyorsunuz? Nazlı Ilıcak'a özgürlük. Bak, Nazlı Ilıcak diye bağırıyor megafondaki. Oraya katılan kitle burada diye bağırıyor. Ahmet Altan diyor burada. Bütün Zaman Gazetesi yazarları sayılıyor. Samanyolucular sayılıyor. Hepsi hep birazdan burada diye bağırıyorlar. Bugün Nurcu denen tarikatın mensupları orada yürüyorlar. Sözde adalet için falan. Şimdi Genel Başkanımız bu tuhaf durumu, tuhaf çünkü yani bir Atatürkçünün bölücüyle, gericiyle yan yana yürümesinin hiçbir anlamı yok. Bu tuhaf durumu bonzai içiyorsunuz diye ifade etti. Bonzai. Çünkü bonzai içen, ben askerde revir çavuşuydum. Bizim birlikteki maalesef 100 askerimizin belki 10-15'i bonzai müptelasıydı. Çarşıya gittiklerini alır gelirlerdi, içerlerdi. Onların şeyini çok iyi bilirim, bonzaicilerin. Gerçeklik duygusunu kaybederler. Siz gerçeklik duygusunu kaybettiğiniz zaman HDP'yi PKK'nın terör örgütü, PKK terör örgütünün uzantısı olarak değil de 6 milyon oy almış meşru bir parti olarak görürsünüz. Yani şu bardağı armut olarak görmek gibi bir şeydir bu. Yani HDP'yi meşru bir siyasi parti olarak görmekle bardağı armut olarak görmek aynı şey. Bunu da ancak bonzayı çeken biri yapabilir. Burada da aynı şey var. FETÖ'nün ve PKK'nın İttifak yaptığı İyi Parti ile bir gönül birliği duyan milliyetçi ancak bonzai içmişse bunu yapabilir. İlla bonzai alıp çekmeniz gerekmiyor Gürkan Bey. Fikirsel olarak, ideolojik olarak bonzai içmiş durumdasınız. Bunu fark edin. Bazen tutup sarsmak istiyorum. Böyle bir duvara vurmak istiyorum kendilerine gelmeleri için. Ama durum bu. Biz HDP ile ittifak yapmadık. Nasıl yapmadınız? Siz CHP ile ittifak yaptınız. CHP kimle ittifak yapıyor? HDP ile yapıyor. Böyle bir mantık olabilir mi? Biz yapmıyoruz, CHP yapıyor. Hayır, siz de yapıyorsunuz. Siz de yapıyorsunuz. Siz de Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekliyorsunuz İyi Parti olarak. HDP de Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekliyor. Nasıl kaldırıyor bunu mideleriniz? Bunu bonzayı içmeden bir milliyetçi yapabilir mi? Bana bunu açıklasınlar. Sağlam kafayla, aklı selimle bunu yapmak mümkün mü? Mümkün değil. Evet.
Sayın Akşener'in bir videosu daha var. Evet, bunu da konuşalım. Hı-hı. Ardından sorularımıza da devam edeceğiz. Bir nolu video olacak. Yine Akşener bu sefer, Sayın Akşener Antalya'da konuşuyor. Denizli'de yaptığı konuşma esasında, hı-hı, benzer bir konuşma yapıyor. Bir nolu video hazırsa yönetmen arkadaşımızdan rica edelim. O videomuzu izleyelim. Şimdi çok kızdı ya, çok kızdı ya terörist işine. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Antalya'nın teröristleri nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi her şeyi bir kenara bırakıyorum. Yani bunun anlamına geleceğiz ama. Bir kere terbiyesizlik. Yani siz sizi dinlemek üzere toplanmış bir kalabalığa kendinizce, ki bence herhangi bir zeka barındırmayan, bir ironi yapıyorsanız bile etrafınızda sizi dinlemek için buluşan insanlara terörist demezsiniz, diyemezsiniz. Yani bu siyasi terbiyenin kaldıramayacağı bir şey. Bu işin bir boyutu. Bunu geçiyorum. Fakat daha vahim bir şey var, o da şu. Hanımefendi şunu iddia ediyor. Diyor ki Sayın Erdoğan vatandaşa terörist dedi. Hatta Sayın Erdoğan kendisine oy vermeyecek insanları terörist ilan etti. Bu yüzden aslında hepiniz teröristsiniz diyor. Sayın Erdoğan'ın böyle bir ifadesi yok. O işin ayrı bir boyutu da. Yani onu savunmak bize düşmesin. Fakat siz teröristler nasılsınız diyerek aslında şunu yapıyorsunuz. Gerçekten terörist olan, yani PKK gibi, FETÖ gibi, DHKPC gibi ya da başka terör örgütleri, IŞİD gibi, DAEŞ gibi terör örgütlerine mensup olanlarla vatandaşı eşitliyorsunuz. Dolayısıyla diğer gerçek anlamda terörist olanları, gerçekten terörist olanları sevimli hale getiriyorsunuz. Yumuşatıyorsunuz. Ya işte hepimiz teröristiz işte diyorsunuz. Siz ne kadar teröristseniz ey vatandaş, ki değilsiniz. Siz ne kadar teröristseniz o da o kadar terörist. Yani PKK'lı da o kadar terörist. Dolmabahçe'de Çevik Kuvvet'e saldıran, bombayla saldıran da o kadar terörist. Ankara Garı'nı patlatan da, işte efendim Güven Parkı patlatan da, Merasim Sokağı patlatan da o kadar terörist. Hepimiz teröristiz işte. Hepimizin ortak yönü Erdoğan'a muhalif olmamız, tırnak içerisinde. Dolayısıyla sıradan bir vatandaşta, normal bir vatandaşta, hatta muhalif duyguları olan, diyelim Erdoğan'ı benimsemeyen bir vatandaşta oluşturmaya çalıştığı izlenim şudur. Sen de Erdoğan'a karşısın güzel kardeşim. PKK da Erdoğan'a karşı. FETÖ de Erdoğan'a karşı. Onlar terörist. Sen de teröristsin. Sen normal olduğuna göre onlar da normal. Sayın Meral Akşener bu konuşmasıyla terörü normalleştiriyor. Terör seviciliğini, terör örgütlerini, onların mensuplarını meşrulaştırıyor, normalleştiriyor vatandaşın gözünde. Niye? Çünkü vatandaşla onlar arasında bir duygu yaratmaya çalışıyor, bir sempati yaratmaya çalışıyor. O yüzden bu da Sayın Meral Akşener'in suçlarından biridir. Suçtur bu. Çok açık. Peki Sayın Reyhan, şunu sormak istiyorum. Şimdi videoları izledik, klipleri izledik. Hı hı. Tabii bu noktada şimdi açıklamayı Sayın Akşener mitiklerde yapıyor. Bir genel başkan sıfatıyla. İşte klip kararını, hı hı, yayınlanma kararını İYİ Parti genel merkezdeki yöneticiler alıyor. Evet. Yani şimdi CHP, İYİ Parti, PKK ittifakı var diyorsunuz. Böyle bir, hı hı, iddianız var. Peki parti tabanıyla tabanı arasına bir çağrınız, bir ayrımınız var mı? Tabii var. Yani biz hiçbir zaman vatandaşı, seçmeni, oy vereni, efendim herhangi bir partinin tabanı olanı. Bu arada taban demeyi de doğru bulmuyorum. Çünkü hiçbir vatandaş, hiçbir özgür yurttaş herhangi bir partinin malı değildir, mülkü değildir, tabanı falan da değildir. Yani her seçimde insanlar sıfırlanır, eşitlenir, tekrardan bir tercihte bulunur. Dolayısıyla bir insanın bir kere bir yere oy vermesi birilerinin tabanı olduğu anlamına gelmez. Bu yanlış bir ifade, şahsi kanaatim. Şunu söyleyeyim vatandaşlarımıza. Bakın, Erdoğan yönetiminin bir çıkmaz olduğu gerçek. Tayyip Erdoğan yönetimi,
ve onunla ittifak yapan MHP, Türkiye'ye herhangi bir çıkış, herhangi bir çözüm vaat etmiyor. Türkiye bugün çok ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya. Hepimiz günlük yaşamında yaşıyoruz bunu. Yani bundan birkaç yıl önceki yaşam kalitemizde, bugünkü yaşam kalitemizin aynı olmadığını biliyoruz. Biber 23 liradan satılıyor. Biber 23 liradan satılıyor. Neredeyse tanesi 1 liraya biber yiyoruz. Dolayısıyla artık vatandaşın yaşamını idame ettirmesini zorlaştıracak süreçlerle karşı karşıyayız. Belki Türkiye'nin açlıkla sınanacağı, açlıkla karşı karşıya kalacağı günler yaşayacağız. Kime gitsek bu seçim sürecinde, seçim vatandaşı tanımak için bir fırsat oluyor. Sanayicisi, çiftçisi, işçisi, tüccarı, turizmcisi hepsi kan ağlıyor. Hepsi böyle gitmez diyor. Bu doğru. Ve bugün hükümette olan AK Parti, MHP ittifakı Türkiye'nin ekonomik sorunlarına bir çözüm vaat etmiyor. Günlük çözümler bulmaya çalışıyor. Anlık piyasa müdahaleleriyle, günlük piyasa müdahaleleriyle sonuç almaya çalışıyor. Fakat her seferinde sorunlar tekrar tekrar hortluyor. Yani gömmeye çalışıyorlar ama yeniden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunların bir çözümü yok. Fakat hükümete karşı olmak demek, devlete karşı olanlarla birleşmek demek değildir. Bakın hükümet başka bir şeydir, devlet başka bir şeydir. Siz bu hükümetten memnun olmayabilirsiniz. Biz değiliz ve yönetmeye talibiz Vatan Partisi olarak. Çözümlerimiz var. Hatta bu ülkeyi düzlüğe çıkarabilecek tek partiyiz. İddiamız bu. Ve bizim programımız eninde sonunda Türkiye'de iktidar olacak ve bizim partimiz iktidar olacak. Fakat biz bu iktidar yürüyüşümüzde hiçbir zaman FETÖ gibi, PKK gibi Türkiye düşmanlarıyla, Amerikan piyonlarıyla yan yana gelmeyiz. O tabanlara İYİ Parti'nin, CHP'nin, hatta HDP'nin, vatansever tabanına şunu söylüyoruz. Bunların peşinden gitmeyin. Bakın bunların peşinden giderseniz PKK'nın ve FETÖ'nün arkasına takılacaksınız. O lokomotife vagon olacaksınız. Onlar Türkiye'yi bölünmeye götürürken siz de işte o kliplerdeki gibi bazen İzmir Marşı okuyarak, bazen de bozkurt işaretleri yaparak PKK'nın, FETÖ'nün eylemlerine katılmış olacaksınız. O yüzden evet, vatandaşa hiçbir zaman kusur bulunmaz. Seçmene hiçbir zaman kusur bulunmaz. Ama bizim uyarmak gibi bir görevimiz var, vatandaşımızı da. O bonzaileri bir kenara bırakın. Bir kenara bırakın. Atatürkçüyseniz Atatürkçü gibi davranın. Atatürk Seyit Rıza'nın peşine takılır mıydı? Şeyh Said'in peşine takılır mıydı? Atatürk bölücünün, tarikatçının, efendim gladyocunun şunun bunun peşine takılır mıydı? O kendi milletine güvenirdi. Atatürk İngilizlerin piyonlarının peşine takıldı mı? Peki bunlar ne yapıyorlar? Bunlar Amerika'nın yeni BOPEŞ başkanları. Tayyip Erdoğan bıraktı BOPEŞ başkanlığını, Sayın Erdoğan. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, efendim Selahattin Demirtaş vesaire, bunlar Amerika'nın yeni BOPEŞ başkanı olacak. O görüntü aklımdan çıkmıyor. 2011'de Dışişleri Bakanı iken, eğer bulabilirlerse o görüntüyü de yansıtsınlar. Hillary Clinton Türkiye'ye geliyor. Biz kapısında protesto ediyorduk o sırada. O zaman TGB üyesiydik. Türkiye Gençlik Birliği. Biz kapısında protesto ederken İstanbul'daki Konrad Otel'de Hillary Clinton sırasıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla, Sayın Meral Akşener'le ve Selahattin Demirtaş'la oturup toplantılar yapıyor. Bakın bunlar bugünün konuları değil. Bir iktidar senaryosu var ve bu iktidar senaryosu, Amerika'nın bu yeni iktidar senaryosu yeni bir senaryo değil. Öteden beri Atatürkçüleri Atatürkçülükten kopararak, milliyetçileri milliyetçilikten kopararak bir ucube yaratıldı. Ve o ucubede bugün CHP, HDP, İYİ Parti ittifakı olarak seçimlere giriyor. Bir ucube. Ne Atatürkçü ne milliyetçi olan ama Atatürkçü ve milliyetçiymiş gibi görünen sözde bir ittifak. İşte bakın. O fotoğraf. O fotoğraf. Bunun aynı yerde Hillary Clinton'ın karşısında şu anda Meral Akşener var. O zaman MHP yöneticisi. Henüz İYİ Parti kurulmamış. MHP'nin genel başkan yardımcısı.
Hillary Clinton, Amerikan Dışişleri Bakanı. Onun yanındaki de Francis Ricciardone, o zamanki Amerikan Ankara Büyükelçisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin. Böyle bir görüşme yapıyorlar. Niye görüşüyorsunuz mesela? Yani niye mesela Hillary Clinton Türkiye'ye geldiği zaman örneğin sizinle benimle falan bir görüşme, toplantı ihtiyacı duymuyor da muhalefet olarak sizinle böyle bir görüşme yapıyor? Biz sorduk o zaman. Arkadaşlar gösterebilir mi bilmiyorum. Yani bunun Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Selahattin Demirtaş'ın olduğu versiyonları da var. O zaman sorduk. Bu arada bu karede görünmüyor ama başka bir karede var. Meral Hanım'ın yanında oturan şahsı da biz tespit ettik. Bugün Türkiye'de değil, Amerika'nın FETÖ'deki işlerini gören bir şahıs, bir Türk, sözde Türk. Dedik ki, o yanınızdaki şahıs kim dedik. İşte bu da başka bir kare, aynı toplantıdan. Kılıçdaroğlu. Burada da Sayın Kılıçdaroğlu, yanındakini çıkaramadım ama muhtemelen CHP'nin yine yöneticilerinden biri. Sayın Meral Akşener'in görüşmesinde MHP'den başka hiç kimse yok. Mesela bizim partimizde gelenektir. Bizim partimiz özellikle bir yabancıyla, yabancı derken Türk olmayan bir siyasi temsilciyle görüşürken asla yalnız görüşmez. Genel başkanı dahil. Çünkü herhangi bir sır olmasın, partiden gizlenebilecek herhangi bir şey olmasın diye biz mutlaka en az iki kişi oluruz. Yani üçten aşağı olmayız da en az iki kişi oluruz. Burada MHP'den kimse yok. Ve sorduk, yanınızdaki kişi kim? Yanında biri var. O fotoğrafta yok ama Meral Hanım'ın sonunda oturan biri var. Kim bu dedik. Cevap gelmedi. Sonra Aydınlık Gazetesi o kişiyi araştırdı, manşet yaptı. O kişinin Amerika'daki FETÖ örgütünün üst düzey isimlerinden biri oldu ve bağlantılarını tek tek açıkladı. İşte Meral Hanım, Amerika'nın Dışişleri Bakanı'yla, FETÖ'cüler aracılığıyla otellerde buluşuyor. Sayın Kılıçdaroğlu buluşuyor. Demirtaş buluşuyor. Ve iktidar projeleri yapıyorlar. Bugün evet. Oy pusulasında onları biz Millet İttifakı olarak görüyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Reyhan. Teşekkür ederiz. Tabii sağ olun. Başka videomuz daha şunu var. Şunu söyleyeyim. Çok kısa söyleyeceğim. Ekrem Dumanlı çağrı yapıyor. Gelin diyor, oy verin diyor Millet İttifakı'na. PKK diyor, oy verin. Bunu bile bazı aklı evveler diyor ki AKP dedirtiyordur onlara falan. Yani böyle abuk sabuk şeylere bile inanma eğilimi var insanlarda. Neyse onu geçiyorum. Bunlar seçenek değil. Bunlar Türkiye'nin düşmanları. Bunlar seçenek değil. Türkiye'miz ne AK Parti MHP ittifakına mecburdur ne de bu Amerikan senaryosuna, CHP'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin senaryosuna mahkumdur. Vatan Partisi var. Geçmişiyle, başarılarıyla ve çözümleriyle Vatan Partisi dimdik ayakta ve her yerde, her yerel bölgede de kendi adaylarıyla seçime giriyor. Vatandaşımız seçeneksiz değil. Evet. Değerli Ulusal Kanal izleyiciler, Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan'la hoş bir sohbet oldu ve özellikle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in PKK ve FETÖ dayanışmasına ilişkin itirafları adı altında bir basın açıklaması vardı bugün Vatan Partisi'nin. Onu konuştuk detaylıca videolarla birlikte. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Başkent Ankara'dan sunduğumuz Ulusal Özel Programı'ndan herkese mutlu akşamlar diliyorum.